Balkona burnumuzu uzattık. Yeni ortaya çıkan devasa köpekli. Tıkırtım duyuldu. Anında ışınlandı. Hepsinin durduğu yerde. Ha? Bir tane daha azalmadı. O da yeni bir yaratık. Devasa köpekten kaçıyor. İkisi de yeni gördüğüm, ilk defa gördüğüm hayvan güdenler. Yeni bir bayan. Operayla başlayacağız. Parka çıkacağız, parka. Belediye başkanının söylediği buz gelir. Parka sokuyoruz. Geleceği yer belli. İşaretlenen ağaçların arası. Ve bu yaratık bunlarla devam ediyor. Bir tane daha geldi. Hayvan dövüştürüyoruz. Bir tane daha 10.000 dolarlık köpeği. Bunu daha önce gördük. Sonunu getirin lan bu milletin. Hadi hoşça kalsın. Allah'ım yarabbim be. Tesadüftür be Yusuf. Tesadüf. Ve hala burada, buraya dadanıyoruz. Hepsinin dadandığı yerde köpek cenneti. Selam arkadaşlar. Siz burada mıydınız belediye başkanı konuşma yaparken? Yok. İyi, belediye başkanı dediği hayvanları getirmesinler bunlar. Çocuklara hastalık bulaştırmak yüzünden. Bilmezsiniz siz. Bokları savunursunuz. Burada aniden ortaya çıkan sinek sürüsüne bak ya. Sinek sürüsüne. Tek burada sinekler be. Her yerde var ya. Her yerde gidiyorum göremiyorum. Yaz geldi. Tek burada. Tek yaz geldi geldi köpek bokundan çıkıyorlar. Paraş nerede bebeğim? Paraş nereye bıraktın? Gideyim ileriye bakayım. Tek bir tane göremeyeceğim sinek. Bakıyoruz. Tek bir sinek göremiyoruz. Yok değil mi abi? Burada tek bir sinek yok. Burada da tek bir sinek yok.
Zehiro burada olacak. Burada da sinek yok. Hayvana rağmen. İleride de yok. Olsa görürüz. Bütün parka baktım, tek sinek yok. Hepsi burada. Belediye ara, ilaçlaştır abi. İlaçlaştırayım değil mi? Annem böyle savunuyorlar. Sinekleri ve pislikleri eskiden dolduruyordular hastanenin içine kadar. Ne demişti bu belediye başkanı be? Hayvanlarınızı parka getirmeyin. Pisletiyorlar. Allah muhafaza, çocuklar hastalık kapar. Ve bunu çalışanlar bilmiyor. Daha önce boku savunanlar bilmiyor. Kimse seyretmiyor be. Neden çekiyorsun? Çekme. Çocukların orada, çekme. Evet, geri geliyoruz. Hala buzdağı burada, hala. İşiyor. Hanımefendi, belediye başkanı belediye başkanı dedi ki bu parka hayvanları getirmeyin dedi. Hayvanları parka getirmeyin dedi. Hayvanları parka getirmeyin dedi. Cevaba bak, ben buradaydım, konuşma yaptığımdan duydum. O yüzden ben yaptırmıyorum be. O yaptırmıyor pisliğini. Fakat burada ufak çocukların kumlarla oynadığı yere küreklerle, kovalarla, kumlara bok döşeniyor. Çişleri, zonosları ufak çocuklara döşeniyor be. Kulübelerini de buraya dikiyoruz. Lüksüz villaları dikiyoruz buraya be. En pahalı tahtadan. Kapısı da var ha. Kapısı, kapı açıp kapatacak. Köpek girecek. Bunların diğer görevleri nasıl gidiyor? Burada artık pislik görmüyoruz. Okulun önünde var mı? Eski cenni. Evet, artık yok. Eski cenni. Arka tarafta ise vardır. Geçiş yolunda. Gidecek. Okulun maskotu. Annen ağacın dibine kadar. Burada da yığın. Buraya da düşüyoruz. Ve kaldırmıyoruz. Her ağacın dibine düşüyoruz. Evet, kim yaptırıyor? Şuraya bak be. Sinekler, sinekler.
Kim yaptırıyor bu sokakta belli. Bana iftira atan. Kimin için yaptırıyor o da belli. Gidicik çöplükte mi yaşıyorsun? Oh, kaçma lan. Şuna bak ne kadar kirli be. Yiyecek mi bekliyorsun benden? Kameraya çıkacaksın. Kameraya bakacak. Şu çok kirli bir hastalıklı. Çöplerde yaşayacaklar zonos için. Bu da kutunun üstünde yaşayacak. Pis pis pis. Sen daha gençsin be. Oraya mı seni heykelettiler? Kime yolluyorsun? Şaşmaz kanal. Elektrik kutusu üstü veya İgdaş üstü veya başka bir kanal. Kablo. İnternet kablosu. Yağmur borusu. Su borusu. Kanalizasyon. Oraları. Şimdi yürüyoruz. Tek bir pislik göremeyeceğiz. Tahminen. Okulun etrafı gibi değil. Okul çocuklarına, ufak çocuklarına dayatılacak be. Akıllarını geliştiriyor. Kargacıklar çöpten besleniyor. Kuşlar bunlar Allah yaratmış. Onlar kaldırır bunu be. Sinek, minek, parazit falan da yiyorlar. Vücutları temizliyor. Aynen söylediğim gibi sokağın sonuna kadar geldik. Tek bir pislik göremiyor. Okulun etrafı dolu. Yönetim. Yok dedin lan bunları. Söylenen söze bak ya. İlaçlamayı çağır. Biraz kanserojen gazları ye. Böyle bir hayvan dayatarak aynı yere sinekler de evin içine dalıyor. Kanallar dolayısıyla. Kokusunu hissediyorum. Kaşıntıları hissediyorum. Tam oraya bir de kanserojen ilaçlama yaptır. Kedicik. Kaç para? Bu tatlı biraz. Nerede? Çöpte. Buraya bok bırakıyoruz. Ne var lan bunun içinde? Okuldan buraya kadar ilk gördüğüm bok. Kedicik oraya yerleşmiş. Zabıta. Aynen böyle evimizin etrafına, bahçeye bakınca sineklerin generali nerede belli oluyor. Sineklerin ve bokların kralı. Evet. Bu sokağa da bakalım. Kolay gelsin. Tek bir yavrusu mu kalmış? Ya pek de benzemiyor aslında. Yavrusu olduğunu pek şey yapmadım. Emmiyormuş da. Sen bu sosisi aç. Annesine ver ki karnı doysun ki yavrusuna süt ver. Şeye koy öyle kadınınla değil de orada basarlar. Bir şey. Kedinin gözlerinde bir şeyler var. Parazitli. Tabii. Onu açayım mı? Elini güzel yıka sonra kızım. Mikroplar var.
O taktığım gözlük o yüzden. Kurye sosisle geziyor. Hayvan beslemek için. Anında motosikletinden sosis paketi getiriyor. Ne kadar sağlıklıysa. Anası da pencerede orhunluk yapıyor. Bu sokakta temiz be. Elini güzel yıka. Benden utandı kalktı severken. Başı yıkayacağım. Ben daha fazla. Şey yapacağım. Buraya ben dolaba koydum değil mi? Böyle poşet edeyim. Anahtarını da versin acaba. Çünkü gidene kadar kopabilir. Poşetiyle birlikte koy. Camiye açılış yaptı. Camiye açılış yaptı be. Durak sinek kaynıyor. Her durak öyledir be. Artık eve gidiş yolumuzda bok döşenmiyor. O eskiden. Şu çalışanlara da deli rolü yaptım. Beni deli biliyorlar zaten. Sinekler hala tek yer olarak eskiye göre az be. O eskiden.